Metabolik TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yankı Alperli'nin bu haftaki konuğu aşkım kapışmak. Merhaba. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Hoş geldin aşkım. Ya bu başa bela. Bela. Artık bela. Sen alıştın artık. Karımla konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Tramvaya bindik. Çok kalabalık. Ben böyle kapıya yaslandım. O da elimde böyle şeyi tuttu duruyor. Böyle yapıyor. Aşkım diyor, sen de çok saçmalıyorsun dedi. Bütün tramvayda biz tehditledik. Yaslanmış. Ben bir kere sevmişim seni. Hayranlıktı benimki. Ve en büyük duamdım kaderinden gelen. Geldiğim gün adını koydum. Gülüm dedim sana. Ah be gülüm. İnanılmaz. Tuhaf bir şey var yani. Süpersin. Abi ayaklarına sağlık. Senin de yüreğine, bir tanesin. Emeklerine sağlık. Dostluğun, kardeşliğin her zaman yanımdasın. Çok teşekkür öyle ediyorum. Metabolik TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yankı Alperli'nin bu haftaki konuğu sevgili davranış bilimleri uzmanı, stand-up showmeni, sevgili yazar, benim çok yakın dostum, arkadaşım. Aşkım kapışmak. Merhaba. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Hoş geldin aşkım. Ya bu başa bela. Bela. Fena, artık fena. Sen alıştın artık. Karımla konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk canım benim. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyi. Sen nasılsın her şey yolunda? Ben de teşekkür ederim. Program hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Artık bir şey yapman gerekiyordu. Yaptın yani. Gerçekten İnşallah. Bize gelip böyle keyifli keyifli konuk olmaya başladın. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerin için. Hemen her daha zaman, en başta. Her zaman sağ olasın. Hemen şunu söylemek istiyorum girmeden önce. Bu gördükleri muhteşem manzara. Evet. İstanbul Özel Etiler Hastanesi'nin manzarası. Ne yapıyor bu Etiler Hastanesi? Abi aslında şöyle, özellikle diyabet üzerine, şeker hastaları üzerine uzmanlaşmış bir hastane. Çağında en büyük problem biliyorsunuz. Yani şeker. çok yani Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kadar şeker hastası varmış. 7 milyon? Evet. Ve diyabetli hastalara özellikle cerrahi yöntemlerle ameliyatta tedavi şansı tanıyan bir hastane. Profesör Doktor Alper Çelik önderliğinde. Sevgiler, saygılar. Bizi de destekleyip böyle bir şey yapmamız da bize de destekçi oldu. Hatta şöyle bir şey var. Her programımızda bugün mesela senin fanlarından bir tanesine Metabolik TV'ye üye olup bu videonun altına yorum yazan ve 3 arkadaşını mentionlayan senin fanlarından bir tanesine şeker üzerine bir check-up hediye edeceğiz. Yani bütün şeker kan sayımları fanlar duydunuz vesaire. Yani. İlle onu olmak zorunda ben gencim ben yapmak istemiyorum derse annesine, babasına, bir akrabasına evet hediye edeceğiz onlar arasından. Ve bir sonraki programımızda kim olduğunu açıklayacağız. Harikasınız ya. Ya. Eskiden mesela şöyle bir şey vardı. Pop dünyasında, işte sanat dünyasında, oyuncular dünyasında. Mesela çok mutlu bir ilişkin içinde bile olsa, işte hayır ben bekarım. Ne bileyim hayır aslında. Sevgilim yok. Evet sevgilim yok. Bu modaydı. Doğru. Şimdi büyük bir furya var abi. Herkes çatır çatır evleniyor. Çatır çatır çoluk çocuk sahibi oluyor. Çatır çatır boşanıyor bir de. Onu sonraya geleceğim. Oraya sonra geleceğim. Ama nedir bu evlilik modası? Ve resmen moda yani spor yapmak nasıl moda olduysa resmen evlilik de moda oldu. Neden yani? Ya bu sence? Eskiden dediğin evet ben de hatırlıyorum. O diziden şarkıcılar falan olduğu dönemde vardı. Çünkü fanlar, işte o takipçiler kimseye ait olmasını istiyordu. Böyle bir kültür vardı gerçekten. Saçma bir kültür zaten. Ama bak bizim geldiğimiz dönemde artık şey çok tutmuyor. Yani böyle tek başımayım. Hayatımda kimse yok. Değil mi? İşte sevgilim yok, bilmem ne. Çünkü değerler değişti, kültür değişti. Amerika'da, Hollywood'da yıllar önce başlayan bir şey. Dikkat et, Türk gazetelerinin arkasında böyle ünlü oyuncular hep eşleriyle, çocuklarıyla kafeden çıkarken ellerine kahve bardakları, bebeğini gezdirirken. Bu bize yeni yeni geldi. Yıllardır aslında yurt dışında olan bir şey. Evet. Çünkü izleyici gerçekten bir aile hayatı görmek istiyor. Hani eşiyle, çocuğuyla. Çünkü hani bilinç dışlarında böyle bir şey var. Çünkü bir yerde aile varsa orada samimiyet var, güven var. Artık bitti o senin anlattığın dönemlerdeki. Ve bayağı Instagram'da falan en çok beğenilen fotoğraflar çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle çektiği fotoğraflar oluyor insanların. Teknik yaşamda narsizm var. Hayatında kimse yok gibi bir ego getiriyor. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ve o dönemin insanlarına bakın ya parasız öldü gitti. Ne böyle? Evet. Ya uyuşturucudan mahvettiler hayatlarını. Hayır o zamanlar ilişkilerini reddedenler de şu anda evlendiler. Tabii aynen öyle. Çatır çatır. Tabii o dönem yani onlar gibi olmayıp evlenenlerin torunları var şimdi zaten baktığında. Gerçekten torunları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki bu modanın istendiği şekilde yürümemesinin sebebi ne demin söylediğin? Neden evlendikleri hızla ayrılma sebepleri ne sence? Orada bir aşk yok. Orada bir evlilik yok. Yani çünkü mantıkla mı yapıyorlar bunu yani? İkisi mantıkla bir statü. Proje,
işte kariyer evlilikleri var. Bak ben şimdi tabii isim aklıma gelmiyor. Altını çizerim, çıkar onları, otur. Hani çalışıyorsun bu konuda, biliyorsun ünlü olduğunu. Hepsinin böyle akıbetlerine ya daha ünlü olmak, daha statü ya da işte ondan bir rant sağlamak için. Yani bayağı iki ünlü çiftin evlenmesinde bir rant arayışı da var mıdır sence yani? Son 5 yılda iki ünlü çift kim evlendiyse ve kim sevgili olduysa, yani bu hepsini genellemiyorum ama 10 taneden 8 tanesi reklam alıyor şu an. Alıyorlar evet. Yani. Alıyorlar. Zaten evlenirken bile bu işten kâr ediyorlar. Mesela oteller peşlerine düşüyor. Bedavada. İşte aynen. Ya bedava üstüne para verenler var ya. Gelinliğini biz verelim yeter ki falan diye atıyorum. Ya. Evet. Bunların olduğu yerde aşk olmaz. Aşk yani. Öyle biri gelecek de bana sponsor olacak, oturacak, bekleyeceğim. Paranın girdiği yerde, şöhretin girdiği yerde bana biri söylesin ya. Ben iki tane kamera adamı, yani? Kamera önü insanın kolay kolay mutlu olabileceğine inanmıyorum ben. Ben de inanmıyorum. Favorin var mı abi bu ünlü çiftler arasında? İşte o öyle değil. Onları gerçekten çok beğeniyorum ve iyi idare ediyorlar son bu işi. Son zamanlarda en çok beğendiğim Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci. Değil mi? Ben uzun zamandır yani medyadan bahsediyorum. Evet, evet. Çok ikisi de kamera önü. Hem kamera önünde bu kadar iyi aşk yaşayan, sevgi yaşayan ve abi bu yani, kadar paylaşımcı ve bu kadar bariz belli oluyor. Yani hani çok gerçek olduğu, birgilerine gerçekten çok düşkün oldukları. Ya bak Bülent'in neyi var biliyor musun? Buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ceyda'nın bir biliyorsun kızı var. Özel bir kızı var. Bülent'ten olmayan yani özel ilk eşinden olan bir kızı var. Bir insanı gerçekten sevmek demek, onu her şeyle sevebilmek lazım. Net katılıyorum. Onun çocuğunu kabullenmiş, onun hayatını kabullenmiş. Yani orada doğurganlığa bakmıyor, işte babalık hiç şey değil onun için. İnsanlık açısından öyle bir yaklaşıyor, öyle bir çocuk seviyor ki. Ya izlerken çocuk doğurasın, çocuk işte sahibi olasın falan evet abi, geliyor. Evet, fotoğrafta bile o sevdayı görüyorsun. O yüzden o adam gerçekten insan, evet. O kadın gerçekten insan. Aşk böyle bir şey diyorsun. Ya, aşk böyle bir şey yani. Evet. Ya gerçekten evet. Böyle bir şey yani. Allah ömür boyu devam ettirsin. Gerçekten ömür boyu insanları da böyle sevenler nasıl? Amin, amin. Çok güzel örnek. Benim aklıma gelmemişti bu çift, biliyor musun? Ben böyle hayran hayran bakıyorum, izliyorum. Vallahi ben de öyle. Bizim destekçimiz bir hastane, demin de bahsettiğimiz evet, gibi. Evet. Sevgili doktor, profesör doktor Alper Çelik. Bu yüzden hani buradan aklıma geliyor. İnsanların özel hayatlarında, aşk hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar fiziksel yani tıbbi sağlıklarına da negatif etkiliyor mudur? Psikosomatik deniyor buna. Normalde şunu söyleyeyim, aşkın içinde aşk böyle insanı psikosomatik olarak hastalandıran bir şey değil. Fazla sevgi tek taraflı ilişkilerde ya da işte böyle şiddetin ya da işte duyarsızlığın yok saymanın olduğu evliliklerde ve ilişkilerde olur bu söylediğim. Şimdi sen Mecnun'la Leyla'ya gerçek aşkı yaşayana hayırdır terledin mi, hayırdır yoruldun diye soramazsın ki bu hastalanmaz. Yani anlatabiliyor muyum? Anladım. Onu kim hastalanır? Mecnun'u izleyenler hastalanır, evet. Leyla'yı izleyen hastalanır. Ama senin söylediğin bu Türkiye'de çok olan, işte kadın depresyona giriyor, adam evet. Panik atak yaşıyor, ne bileyim evlilik yüzünden anksiyeteler artmış, depresyon artmışsa bunlar tamamen psikosomatik reaksiyon veriyor. Zaten birçok klinik psikolog, psikiyatrist şey yaşıyor yani hani bu hastalarla çalışıyor, danışanlarla çalışıyor. Kadın kilo vermeye çalışıyor kocasına daha iyi gözükmek için. O kilo verdikten sonra adam ona fazladan bir çanta alıyor, ayakkabı alıyor, hediye ediyor. O çantacıyı mutlu ediyor, bu işte diyetisyeni mutlu ediyor. Hep böyle gidiyor baktığında. Bütün evliliklerin ana problemi baktığında kilo vermek. Abi neden peki evleneceği kilo yani, alıyor herkes? Ben mesela evlendikten sonra 20 kilo verdim. Kadın çok fazla almaz. Hayır abi, daha dün Ercan'la beraberiz. Yıldırım Bebek biliyorsun Ercan. Biliyorum, biliyorum. Yani pop dünyasının yarısının saçını kesen adam. Ya adam 30 kilo aldı evlendikten sonra ya. Erkek böyle durağan yaşamı sever. O mağarası diye bir şey vardır erkeğin. Evet. Erkekler için bu çok önemli. Evet. Bak sürekli yiyecek, arada bir sevişecek, cinsel ilişkiye girecek. Güzel de karısı var. Daha ne istiyorsun? Avlanmaya gerek var mı? Yok, net. Evlilik yokken söyle böyle enerji. 10 kalori buraya gidiyor. 20 kalori o kadına bakıyorsun. 50 kalori koşturuyorsun. Bütün kalorini içine döktü abi. Evet, yani. Evet. Yediğini işte sen de almışsındır ya. Şimdi beni yeme yani. Yok abi, ben direkt yani şöyle söyleyeyim sana. Biz Ebru ile evlendiğimizde, ilk tanıştığımızda 86-87 kiloydum. Evlenirken 77-78 kiloydum. Şu anda 65 kiloyum. Ama ben önceden de böyleydim. O dönem almıştım. 3-4 senede kilo vere vere gittim. Ama yani. Ben son 2 yılda verdim bütün kiloyu. 2 yılda verdim. Sen verebilenlerden. Abi yani. Evlendikten sonra hayatım huzurlu olunca, hani o çok gezme, tozma, serserilik bitince spora verdim tekrar kendimi. Dur. Huzur kilo aldırmaz. Sen demek ki çok aşırıymışsın.
Evet. Normale gelmez sürmüş bir iki sene. Anlatabiliyor muyum? Gerçek huzuru şimdi yaşayacaksın. Evet. Biliyorsun az çok ne kadar hareketli olduğumu deminden beri. Bir de yapında da var hareketli. O da maalesef. Normal bir şey ama siz müzisyenler öylesiniz yani. Çoğaltsınız siz yani. Abi bir de ben müzisyensem ya. Sabahın köründe kalkıyorum. Bizimkiler öğleden sonra 4-5'te uyanıyorlar. Ben de senin gibiyim. Ben de sabah horoz gibi ayaktayım. Değil mi? Hiç uykuyu sevmiyorum. Okudun mu? Sabah 5.30'da kalkıyormuşsun. Herkes uyurken ayakta olmak hoşuna gidiyormuş. Ya insanların olmadığı anlarda ya daha başka bir alem oluyor yeryüzünde. Gerçekten öyle. Çok daha sade. Kuş sesini o zaman duyuyorsun, ağaç ışıltısını duyuyorsun, bir koku alıyorsun. Evet. Zaten yine yoğunlaşacak ve kirlenecek. Kirlenmeden önceki halini seviyorum belki de. Evet. O zaman geliyor, mesela yazı geliyor. Değil mi? Bir de hani üretme falan. Kimi için iki kadeh içer gelir, kimine akşam gece ay gelince bana gelir. Müzik akşam söz gündüz geliyor abi, biraz garip bir. Bu doğru olan ama. Çünkü müzik melodi sağ beyinle ilgili bir şey. Öyle mi? Ben hiç böyle akşamları düşünmedim. Akşamları ortaya çıkar, duygusal beyin akşamları çalışır. Sabahları da sol beyin çalışır, o da sözleri üretir. Ya da işte bazen, bilemiyorum, sende de öyledir, ikisi bir arada gelir mesela. O bazen oluyor. Aynen, çok nadir oluyor ama. Ama geliyor ama. Yani ben atıyorum bugüne kadar 15-20 tane şarkı yazdım, çıkarttım. Onların iki tanesi öyledir mesela. Diğerlerine bayağı günlerce uğraştı. Diyorlar mesela, nasıl yazdın? Hadi bayağı oturuyorsun, işte hani... Onu kimse çalışıyorsun yani. Onu kimse anlayamaz. Şey zannediyor herkes, bazıları daha doğrusu herkes diyor. Bu işin içinde olmayan gibi dediğim sana. Böyle bayağı böyle diye böyle geliyor, yazıyorsun falan. Öyle değil abi ki, bayağı günlerce çalışıyorsun yani. Günlerce çalışıyorsun, bir de şöyle bir şey var. Kafiyeli kelime arıyorsun falan. Ama o melodi ilk geldiğinde sen gidince o gelmiyor aslında. O seni bekliyor. Ya o bir yerde duruyor. Sen hazır olup tık diye düşüyor. Sen bile şunu deyince gelmez ki, oturacağım bugün akşama kadar oturup bir şey yazacağım. Gelmiyor abi. Tabii. Bir de tam yani. Böyle uykuya dalmakla dalmamak arasında bir yer var ya böyle. Tam böyle evet, orada süper melodiler geliyor. Eğer kalkıp onu kaydedersen yırttın. Ama uyku tatlı geliyor, kalkamıyorsun abi. Ben sana şunu söyleyeyim. İlhan Peri'si dersiniz ya. Peri, Farsça bir kelime. Peri'nin Arapçası cin. Üç harfli diyorlar ya, cin. Deliler cinlenir, büyücülere, medyumlara cin getirir bilgiyi. Sanatçıya da peri ilham perisi deniyor. Arap mitolojisi. Siz o perileniyorsunuz ya mesela. O melodileri, sözleri getiren aracı var, bir peri var. Nereden getiriyor? Bilmediğim bir alemden getiriyor. Lafın abi. Hikayesi bu yani. Tabii. İlginç. Yani mesela müzik de müz kökünden gelir. Müz de peri demek. Abi. Tabii. Yani, okuyan adam başka abi. Yani gerçekten ama bu çok kıymetli bir şey aslında. Yani tabii. O yüzden normal olmamak sanatçının, müzisyenin, oyuncunun, gerçekten sanatçının, gerçek oyuncudan bahsediyoruz. Tabii de bu copy paste'lerden bahsetmiyoruz sonuçta. Anladım. O yüzden çok değerlisin. O yüzden çok normal olmamanız bana hoş geliyor yani. Çok kapalı seviyorum ben yani. Senin gibi bir adamın böyle düşünmesi ayrı güzel. Doğru olan bu zaten. Bu şöhret dünyasıyla ilgili bir şey daha var merak ettiğim. Özellikle senin gibi bir adamın ağzından merak ettiğim. Eskiden abi şöyle bir şey vardı. Bir kere şöhret olmak, bir günde şöhret olmuyordun. Yani yine olanlar vardı ama bir günde olmuyordun. Step step çıkıyordun. Şimdi yani. Bir günde 10 yıllık şöhreti geride bırakıp yani 10 yıldır var olan adamdan daha büyük şöhret yakalayan insanlar oluyor. Evet. Bir de aynı şekilde bunun tam tersi mesela insanlar çok affedersiniz. Hani bu arada ben Tarkan'ı çok severim, kötülemek için söylemeyeceğim. Şimdi hani çişim geldi demesine rağmen hiçbir şey kaybetmezken şimdi böyle kötü bir şey söylemese bile bir ufacık hatada bütün şöhretini kaybedebiliyor. Yani çok kolay alabiliyor, çok kolay kaybedebiliyor. Ne değişti abi bu kadar? O 10 yıllık, 5 yıllık dediğin hikayede bir kere yetenek ve aynı zamanda deneyim var. Bak şunu söyleyeceğim. İş hayatında, business çalışmalarda şöyle bir şey vardı. Biz şirketlere gittiğimizde şunu söyleriz. Yetenekli eleman deneyimsiz bırakırsan şirketi batırır. Deneyimli elemanın da yeteneği yoksa yükseltmez şirketi. Doğru. Şimdi bir insanda hem yetenek hem deneyim bir arada olmalı. İşte diyorsun ya 10 sene o deneyim, o yeteneği, deneyim, yetenek, deneyim, onu artık çok zor bir şey yıkar. Ama şimdiki nesilde o anlattığın örneklerde deneyim yok, yetenek var. Bir anda geliyor, parlıyor ve dikkat et, onun peşinde koşanlar da şöyle yakalayan tipler, gençlik, teenage'ler, bilmiyor da evet kimse abi, yani. Bir anda şöyle yakalıyorlar. Ama bunlar yakaladıkları kişiyi, altyapı, kendilerinde de altyapı olmadıkları için, bir tanımadıkları için çabuk, çünkü neden bırakıyorlar. Onun da alternatifi var. Evet var. Ama 10 yıllık adamın kadın alternatifi yok abi. Peki bu hep böyle mi olacak bundan sonra? Bundan sonra bir 5 sene kadar böyle gidecek. Sonra bu zihinler yorulacak bunlardan. Bunları dinlemekten, bunları izlemekten, bunların esprilerine gülmekten, bunların bazılarının aşağılıkça böyle
çabuk. Böyle gerçekten fütursuzca, değersizce, ahlaksızca konuşmalarını gülmeyi bırakacağım. Ben valla kendimi çok zorladım bazılarını. Yani isim saymayacağım şimdi. Kimseyi başıma bela etmeye niyetim yok. Hiç uğraşma, bir tanesi beni yanlış anladı, bela oldu zaten başıma. Evet, maalesef. Yanlış anlamış bence de. Çalıştırdığı yerden anlamış. Eyvallah. Bunu şunu şöyle söyleyeyim. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar, kendi yaşımızda hatırlıyorum. Şurada 3 yaşında, 4 yaşında çocuk olsa, o çocuğun yanında mesela atıyorum, çok özlerim. Yani burada kesilecek ama pipi gülmeye başlar. Değil mi? Yani bir dışkı vardır, adını söyleyemiyorum. Evet. Der, gülmeye başlar. Evet. Böyle o çocukların güldüğü şakalara bak. Evet. Değil mi? O çocukların güldüğü şakalara şu an 17, 18, 20 yaşındaki tipler gülüyor. Evet. Demek ki mental anlamda bir gerilik var. Resmen. Yani bu bununla ilgili. Regresyon deniyor buna. Abi düzelsin ne olur ya. Düzelmesi için hiçbir şey yapamayız. Sistemin kendini yok etmesi lazım. Yani sistemin kendini kusması gerekiyor. Ha, bir reset atması lazım diyorsun. Aynen öyle. Çünkü yorulacak sistem. İster istemez yorulacak. 5 sene diyorsun. En az 5 sene. 5 7. Çok umutla bekliyorum 5 sene. Azala ve gerçekten izleyeceğiz bunu. O dediğim bir anda olanlar zaten azalacaklar. Azalmak zorunda. Açık ulaşım. Tarkan'ın alternatifi var mı? Net yok. Yani sen bir müzisyensin. Ya bence yok. Bir Beyazıt Öztürk'ün var mı? Yok. Okan Bayülgen'in var mı? Yok. Yok yani hani niye yıllar ve abi 25-30 yıldır yok. 25-30 yıldır yok. Oyunculara bak bir de bir sürü isim sayacağım belki ama hiç vakit kaybetmeyeyim ama onların kim olduğunu biliyor herkes diyor. Evet. Ama işte onları kimse yıkamaz ki. Tabii. Onlar kendileri yıkabilir. Tabii. Ben istemiyorum, bıraktım ben, çekiyorum. Yorulacak belli bir ama onlar da yorulmuyor maşallah, nasıl bir enerji varsa. Yorulmasınlar ya. Tabii bence gerçekten de. Bence de yorulmasınlar. Ama bence işte de. O anlamda yeni çıkan tayfaları da yani kim getirdiyse onlar götürecek. Bak o bahsettiğimiz yıllarda çıkan şarkıları ben müzisyen olduğum için oradan hala dinliyoruz. Yeni jenerasyondaki onları şarkıları dinliyoruz ama bırakıyoruz. Dinliyoruz ama öbürlerini hiç bırakmıyoruz. Öbürlerini dinlemeye devam ediyoruz. Yeni jenerasyon da eskileri, evet, eskileri dinliyor. Çatır çatır. Çok garip bir şekilde bırakmıyor. Evet abi. Sezen Aksu bırakılmadı. Tabii abi, Sezen yani, Aksu'nun videolarının altında. Selda Bağcan, bunun hiçbiri bırakılmadı. Tabii. Bangır bangır söylüyor gençlik. Ahmet Kayalar. Ahmet Kayalar, İbrahim Tatlıses'ler. Hatta gencecik kızlar, çocuklar ellerine gitar alıp Ahmet Kaya şarkılarını coverlıyorlar. Bravo. Hatta bir tanesi şu anda bir dizide çok yürüyor falan. Düşün, o yüzden ben hani bu yapay algının, yapay sistemin gençlerin şımarması gibi bakıyorum. Gençlere bazen şımarmak yakışır. Haçsız ve terbiyesiz olmadıkları sürece. O şımarıklıkları geçecek, onlar da güzel zihinleri geliştirecek zaten, onlara doğru olanı bulacak. Ha şu da var, bu yeni sistemin içinde doğru adamlar, kadınlar da çıkıyor, çıkmıyor değil. O birkaç tanesini tanıyorum, onlar da hemen böyle bir eğitim almaya çalışanlar, kendi gelişime çalışanlar da var. Onları da izleyip göreceğiz, yani nereye gidiyor, ne olacak bundan sonra, onları da izleyeceğiz hep beraber zaten. İnşallah en yakın zamanda. Artık insanlar bu ünlüler diyarında çok rahat, yani daha doğrusu ünlüler diyarında demeyeyim, normal yine genç nesil. Şöhretlere, selebritilere çok rahat sosyal medyadan ulaşabiliyorlar ve yani artık şöyle elini uzattığı mesafede Instagram'da, tabii. Twitter'da, aynen, bilmem ne. Eskiden böyle değil, 500 metreye yaklaşamıyordu belki. Ve çok ciddi hakaretlerde bulunuyorlar. Çok şeyler, acımasızlar, vicdansızlar. Vicdansızlar. Bayağı bildiğin bazıları. Ama hepsini. Sadece gençler de yetişkinler de öyle. Tabii. Yani sadece hani gençler de yetişkinler de öyle. Tabii. Şeyle alakalı bu. Ya mesela geçen de bir tanesi, yani inşallah kimseyi kızdırmam, korkarak da sorayım. Pınar Altuğ'u eşiyle şey koymuş. Yani üniversitedeki oğlunla fotoğraf, yani ne kadar ayıp ya. Ya sen böyle düşünüyor olabilirsin. Ya, biz, ya aşıklar birbirlerine, ya sana biz, ne, ya sana biz, ne, ya sana biz, ne kardeşim Ramazan'da yani. Ramazan'da işte Deniz Akkaya'yla şeye gittik. Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na. Deniz'in küçük bir kızı var, Ayşe, çok seviyor. Yıllardır birlikte büyüdük yani. Büyüttük Deniz'le. Kız otururken böyle bir fotoğraf çektirdik kimsesizlerle birlikte. Elbise giymiş, 10 yaşında kız. 10. 10 yaşında, yani Deniz'in kızından bahsediyorum. Altta bir yorum, kızım iç çamaşırı görüyor. Sen niye oraya bakıyorsun? Ya sapık, yani sen niye oraya bakıyorsun? Töbeler yani olsun anlatabiliyor ya. Muyum demek istediğimi? Töbeler olsun yani, tabii ki. Hiçbir selebriti, hiçbir ünlü cevap mevap vermezdi böyle şeylere. Hatta bakmazdı bile. Şimdi bayağı herkes... Ama dayanılır gibi değil ki bazı evet, şeyler. Evet ama yani ama herkes bu moda oldu. Bak bir moda da bu tabii şu anda. Tabii. Bütün ünlüler kötü yorumlara cevap veriyorlar. Neden? Bu ne değişti? Eskiden yani, neden vermezdi? Şimdi neden? Ünlüler de ama o zaman dediğim gibi sosyal medya yoktu. Gözünü kapatınca kimse etrafta insanları görmüyordu. Evini kapatınca, arabasını kapatınca. Orada duran yazıyı silebilir cevap vermeyip. Nereye kadar? DM diye bir şey var. Yani orayı silemiyorsun. Yani mesajı almayı yani yoruma kapatabilir. Ki. Yoruma orayı kapatırsın. Gizli mesajı kapatamıyorsun yoruma. Binlerce mesaj akıyor oradan. Ya da işte atıyorum, ikimiz arkadaşız.
sen kapalısın, benim sayfama seninle ilgili küfrediyor mesela. Bu insanları yok saymak daha kolay değil mi sence? Bu insanları bir yere kadar yok sayabilirsin. Tahammül edemiyordu. Bir yere kadar yok sayabilirsin. Ve bence kesinlikle yok sayılmamalı bazı durumlar. Eleştiriler, kasettikler. Bayağı sert cevaplar çıkıyor artık. Yani eskiden bence yoktu. Verilmedi, kusura bakma. Evet, ünlü dediğin adam, ben kadın. Bence haklılar. Kusura bakma. Onlar insan değil mi? Ya, o da kızabilir. Geri gelecek, bağırabilir, depresyona girer. Abi demin verdiğim örnek senin başına gelse sen kızmaz mısın? Gayet mutlu bir evlilikleri var, yıllardır süper gidiyorlar. Kadının yazdığı yoruma bak altına, saçma sapan bir şey yani. Zaten baktığında kesinlikle suç istihbara, suç bilimi var yani baktığında. Yani sosyal medyada hakaretle ilgili kesinlikle ne sokakta bile küfredemezsin, dövemezsin ya da şiddet uygulayamazsın. Linçle üzerinde bir suç bilimi var. Öyle şikayet etmek zorundasın. Kusura bakma, burada senin anana küfreden sokakta aynısını başka kadına başka adama yapıyor. Peki sen sosyal medyayı süper aktif kullanan bir adamsın. Yani takipleştirici. Ya. Evet, ben senden yani hayranım o anlamda. Sağ ol, harikasın. Yani. Ben de iğrenç kullanan bir adamım. Yani öyle söyleyeyim. Yani mesela işte Ayşegül ve Ebru bana 15 günde bir yankı fotoğraf koyman lazım falan demezlerse aklıma gelmiyor. Öyle söyleyeyim sana. Ben dürterim seni. Sen rahat ol. Sence bizim işimizi yapan insanlar, işte atıyorum oyuncular, sanatçılar, işte ne bileyim selebriti dünyası, işte yazarlar vesaire. Aktif kullanmalılar mı kesinlikle? Bu işin melisi malısı yok. Ben açık konuşayım. Yani zorunluluğu olan bir şey değil. Bu ondan keyif almak, oradan beslenmekle alakalı bir durum. Yani ben oradan besleniyorum açıkçası. Besliyorsun da. Besliyorum karşılıklı. Aynı zamanda işimi yapıyorum, duyularımı, reklamlarımı oradan geçiyorum. Yani oradan insanlar takip ediyor, öğreniyor. Evet, hangi, nerede seminer, hangi ülkeye gidiyorsun, nerede hangi programa çıkacaksın. Oradan yürüyor. Ben özel hayat paylaşmıyorum. Abi ama senin bir de çok yoğun bir hayatın var. Oradan hani seni sevenlerle gerçekten paylaşmazsan adam nereden bilecek ya, neredesin? Aynen, haberi olmayacak. Hayır, ben normal fotoğraf paylaşmaktan mesela güncel hayatını da merak ediyorlar ya bazen seni takip eden insanlar. Okay. Abi benim aklıma gelmiyor. Mesela tenis oynamaya gidiyorum. Abi tenis oynuyorum ya o sırada, hiç aklıma gelmiyor ki cep telefonu falan mesela. Ama burada o hem takipçilerini tenise yönlendirmek, yani özendirmek ya da bir şarkı onlarla paylaşmak. Abi en azından bir şarkı söylemek gerekiyor yani. Ya bu çok önemli diye düşünüyorum. Tembeliz galiba. Yani ben yani sen, bir, senin tembel olmadığın kesin de. Var galiba. Ondan bayağı bak, bayağı. Seni takip eden insanların seninle ilgili tabii ki mahremini açma, özelini açma. Evet tabii. Hani bahçenin sana kalsın. Ama bahçenin kapısını açtığında sokakta bir yaşam var, onları paylaşabilirsin. Doğru. Ya o orayı hareketlendiren bir şey. Atıyorum eleştirdiğin sayfalar var ya senin. Evet. Örnek veriyorum, benim de var. Evet. Hiçbir faydası olmayan, yani mesela ne bileyim bir şey katmayan. Evet. Onları eleştireceğimiz yeri sen o zaman... Bir şeyler katacak, bir şeyler yapmalıyız. Alternatif ne taklısın şey abi, ne taklısın. Peki sen bu kadar insanın derdine, ilişkisine, problemine deva oluyorsun, olmaya çalışıyorsun. Ben biliyorum. Hatta az önce benim bile içimdeki bazı yaralara bant yapıştırdın yani. Denk geldi, gördüm. Evet, evet. Sen nasıl bir ilişki isterdin, nasıl bir insanla? Var mı öyle kafanda hiç öyle bir şey, hiç düşündün mü? Böyle hani hiç tabii ki çok köşelerini çizemezsin ya. Ama... Köşelerini evet. Ben o konularda böyle resimler ya da bilinç getiremiyorum ya. O şeylere de inanmıyorum böyle. Hani böyle şöyle bir şey, adam kadın düşün. İşte o kadın şöyle bir şey oluyor. Ona çok saçma. Hiçbir zaman o gelmiyor. Çok alakasız, hiç senin kafanda hiç hayatında düşünmediğin bir karakter oldum. Bile oldum tabii. Olabilir diyorsun. Oldum tabii. İlişkiler uzmanından. Öyle de olmalı. Bu böyle kitapla, resimle, işte melek kartıyla akşam bir şey yastığın altına bir şey sokmakla... Abi ben de evlenmem diyordum 36 yaşına kadar yani. Ben şunu söyleyeyim. Ya benim içimi, benim değer yargılarımı, benim haz noktalarımı zaten evren biliyor, Allah biliyor. O yüzden benim aşık olacağım kişi bir yerlerde muhakkak benim için hazırlanıyor yani. Evrenle Allah dediğine inşallah en yakın zamanda bulursun bu arada. Ben seni şöyle bir şey, sosyal medyada mı okudum? Yani insanlar evrenin şey, Allah'ın adı evren olmuş falan ben gibi. Ben söylemiştim. Söyledin değil mi? Bir ara ortalık böyle bir linç eden oldu, bir de çok beğenen oldu tabii. Benim büyük hoşuma gitti bu laf. Ya şey çok büyük yani, hoşuma gitti. Biz yani dua ettiğimiz Allah var. Evet abi, sen evrene mi ediyorsun duayı ya? Müslüman ol, benim için önemli, saygı duyuyorum. İnanmayana saygı duyuyorum. Abi herkes kuantumcu oldu yani. Sorma yani, evren adını, Allah'ın adını evren yaptılar. Duanın adını da enerji yaptılar. Evet abi. $1000'da verince daha iyi gidiyor, anladın mı? Süper laf. Arkadaş çekinmeyeceksin. Abi işte Cem Yılmaz'ın kuantum diye bir tane videosu var 3 dakikalık. Evet evet. Tamam, onu ben mesela onu herhalde 2 milyon kere izlemişimdir. Gül gül yerlere yatırım, süper anlatıyor. Bak bu ülkede Allah deyince yobaz oluyorsun ne yazık ki. Anladın mı? Yani Atatürk deyince başka gerici oluyorsun. Niye abi? Hem Allah diyeceksin hem Atatürk diyeceksin. Benim annemin bir lafı vardır. Buradan bütün gençlere selam olsun. Annem ben 16-17 yaşında bana dedi ki, çekti bir kenara oğlum dedi. Yıllar sonra dedi, Allah ve Atatürk bu iki şey için dedi, çok geri kullanılacaksın dedi.
O yüzden de Allah'a şükür, Atatürk'e teşekkür etmeyi unutmadım. Bu kadar. Ve böyle yürü git dedi. Aslan yerden. Gibi. O yüzden benim hiç umurumda değil kimin ne düşündüğünü ne etti. Ben duamı Allah'a, teşekkürümü de Atatürk'e eden bir adamım. Süper adamsın. Böyle de olmak zorundayım. Süper adamsın. Herkes senin gibi olsun inşallah. Enler köşesi diye bir köşemiz var. Okay. Sana bunu şey yapmak istedim. Çünkü senin enlerini merak ediyorum. Ha. Bir sürü hani hazırladım. Mesela en asabi, en asabi bulduğun, en sempatik bulduğun ve en rüküş bulduğun ünlüleri merak ediyorum. Yani sen var ya az değilsin yani. En sempatik. En sempatik evet, buldum. Mesela bunu ben de... Okan Boyurgen. Süper. Evet, gerçekten sempatik. En asabi bulduğun ünlü kim? Fahriye Evcen. Allah. Yani normal tanışıyor musun yoksa tamamen görüntüsünden? Tanımıyorum, görüntüsünden. Allah Allah. Yani sonuçta hani başarılı bir oyuncu. Tabii. Ama yani hani biraz daha böyle rahatlaması, sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Evet. Eyvallah. Rüküş bu senin alanın değil pek ama merak ettim. Bana göre bıçım o göze bakmadım ya rüküşlük. Eyvallah, bunu istiyorsan atlayalım. Hayatta en çok utandığın anı merak ediyorum. Hayatta en çok utandığım an, bu çok özel bir an. Yani anlatabileceğin en utandığın diyelim o zaman. Ya bana çok büyük bir ders verdi çünkü. Yo, anlatabilirim. Süper. Şey değil. Sana ders bundan, verdiyse ben iyice merak ya, ettim şimdi. 3 sene önceydi. Böyle sürekli bir takipçiler mesaj, mail atıyorlar. Bir hanımefendi bana mail attı. Dedi ki, ya bir yakınım ölecek. Çok az bir zamanı kaldı. Çocukları var çok küçük. İşte 4, 6, 12 yaşında. Lütfen hani son zamanları sizi görmek istiyor dedi. Hı hı. Ben de inanamadım önce. Sonra devam edince Beylikdüzü'nde yaşıyor. Rahmetli oldu şimdi kadın. Allah rahmet eylesin. Ya eve girdik böyle. Kadın ölüm döşeğinde kanser. Son zamanları. Yanına gittim işte elini tuttum. Konuşmaya çalışıyorum ama konuşamıyor artık. Böyle çok zor çıkarıyor kelimeleri. Bana dedi ki rahmetli. Yani son dedi bir sene dedi senin kitapların, senin söylemlerinle geçti. Sana yalvarıyorum dedi. Çocuklarıma dedi ben anlatamıyorum artık, konuşamıyorum çünkü. Onlara benden sonra iyi yaşamaları için öğüt verir misin dedi. Hı. Ve bunu söyleyen kadın o kadar güleç bir suratla söyledi ki bana. Ve dedi bana hiçbir şey dert etme bu hayatta dedi. Ben o ana kadar oraya giderken para sıkıntım, kariyer sıkıntım, işte ne bileyim oraya yetişecek mi buraya. Bütün sıkıntılarım o kadın, yani utandım, kendimden utandım. Yani dertlerimden utandım. Dert ettiğim şeylerden utandım. Bu güzel bir utanç. Kadın böyle bir iki ay vardı. Zaten bir iki hafta sonra rahmetli oldu. Hı-hı. Dedim ki kendi kendime, ulan neleri dert ediyorsun hayatta? Ve kadın orada ölüm döşeği, öleceğini bilen bir kadın sana hayatla ilgili bir ders veriyor. Ben böyle sana bir şey söyleyeyim mi? Yani. Senin utandığın şey bile çok güzelmiş be abi. Millet, beni çok utandırmış. Millet eteğe havaya uçtu diye utanıyor. Ay, atıyorum. Yani. İşte ne bileyim. Eteği kendim açmadım sürece. Yani. Kendim açılıyor. Yani senin utandığın şey bile harika. Ya, çok ne güzel. Önemli bir hayat dersi. Sen güzel adamsın. Edin. Utandığın senin şey bile güzel. Sağ olsun. Aşkım ismiyle ilgili başına gelen en komik olay. gerçekten komik. Lise yılları çocukluk arkadaşımla böyle Sirkeci biliyorsun metro bir sıralam var orada böyle travma yüzüleri. Evet. Tam düşün 15-16 yaşındayız. Eminönü'nde tartışıyoruz bir konuyla ilgili. Saçmalama bilmem ne falan. Bayağı bir girdik birbirimize Engin'le. Tramvaya bindik. Çok kalabalık. Ben böyle kapıya yaslandım. O da elimde böyle şeyi tuttu duruyor. Böyle yapıyor. Aşkım diyor sen de çok saçmalıyorsun dedi. Bütün tramvayda bir sessizlik. Yaslanmış. Tabii bana evet çok kalabalıktı. Aşkım çok sana çok... Ben böyle... Gitti beğendi. Ses mesajı gitti tamam mı? Bir anda anladı ne yaptığını. Bütün travmayı ya oğlum ne biçim adım varsa falan diyordu ama bitti artık abi. Hayır abi. İnene kadar böyle hayır, yere bakıyoruz ya. Fiziksel durum da kötüymüş yani. O biliyorsun o atıl o travma evet. Dönemlerini abi böyle duruyorsun. Ben olsam değiştirirdim o gün. programın vardı. CNN Türk'teydi galiba. Habertürk'te pardon. Afrin olayından dolayı bitirdik biz onu. Evet biliyorum. Peki devam edecek misin bu sene onu merak ediyorum. Yine işte yani yine tematik bir haber kanalında Ekim'den itibaren yine haftada bir başlayacak. Harika. Ekim'den sonra. Ekim'den sonra. Tamam. Peki yeni kitap var mı bu sene? Şimdi Ağustos'ta... İki aylığına bir yere kaçacaksın. Evet, her kaçtığında bir kitap çıkıyor o yüzden. Montenegro'ya gideceğim işte bu Ağustos'ta. Bir iki ay orada kalacağım herhalde. Kitap bitmezse bu arada bir girizgah olacak gibi geliyor yani. Hani öyle kitap kolay bitmiyor çünkü. Öyle hani boş boş yatamam bir şeyler yazarım diyorsun. Bir ay yatıp biraz öyle bir şeyler yapacağız. Şiir falan da okuyorsun. Şiir kendi şiirlerim var yazdım. Onları böyle bir kitaba dönüştürdük. Ve spontan şiirler de yapıyorsun. Evet böyle ortam yani böyle bir şey olsa şarkı peki o ortamı kursak böyle... Şimdi ben kendi şarkılarımdan birini söylesem araya bir böyle şiir atsan. Şarkıya göre atarım.
diyorsun. Şarkıya göre söylüyorum. Aynen işte, ben de onu merak ediyorum. Şimdi öyle spontan bir şey yapsak. Çünkü şarkının içindeki kelimelerden alıyorum. O kelimelerden böyle bir şiir çıkarıyorum. Harika. Hadi yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Tamam. Gülüm gül yüzün geldi yine aklıma. Görüyorsun hayranım sana. Bırakıp gittiğinde bile kızmadım ki. Bilirsin ben kıyamam sana. Artık hiç göremesem bile kaç yazar. Ben bir kere sevmişim seni. Boş ver düşünme gülüm, keyfine bak. İnan hiç üzmüyorsun beni. Olsun varsın peşim, hiç bırakmasın keder. Ölsün ağlarını gün, göstermesin kader. Ferhat'ın şirini sevdiğinden de beter. Ben bir kere sevmişim seni. Hiç umrumda değil ne derse desin eller. Anlatmaya yetmiyor bunu kelimeler. Kerem'in aslıyı sevdiğinden de beter. Ben bir kere sevmişim seni. Hayranlıktı benimki ve en büyük duamdım kaderinden gelen. Geldiğim gün adını koydum gülüm dedim sana. Ah be gülüm. Gidişim de kederdi ama varlığın da birazcık dertti. Çünkü ben sana senin kendine verdiğinden daha fazla değer verdim. Ben galiba senden ziyade seni sevmeyi çok sevdim. Ben hiç Ferhat'la Şirin'le, Leyla'yla Mecnun'la büyümedim. Bir gülüm var dedim, ben de kendine sevdim. Olsun varsın peşim, hiç bırakmasın keder. Ölsün ağlarını gün, göstermesin kader. Ferhat'ın Şirin'i sevdiğinden de beter. Ben bir kere sevmişim seni. Hiç umrumda değil ne derse desin eller. Anlatmaya yetmiyor bunu kelimeler. Kerem'in aslıyı sevdiğinden de beter. Ben bir kere sevmişim seni. Çok mersi. Senin değil mi? Evet. Bravo ya. Çok teşekkürler. Aşkım harikasın ya. Bunu şu anda bayağı hiç bir tane bile prova yapmadan yaptığımıza inanamıyorum yani. Bir anda çıkıyor böyle. İnanılmaz. Böyle tuhaf bir şey var yani. Süpersin. Abi ayaklarına sağlık. Senin de yüreğine, bir tanesin. Emeklerine sağlık. Dostluğun, kardeşliğin her zaman yanımdasın. Çok teşekkür öyle ediyorum. Öyle görüyorsan ne mutlu bana. Sohbetin inanılmaz kıymetliydi. Ben burada kameralar olduğunu unuttum bir ara. Evde sohbetteymiş gibi oldu. Abi sağ olasın. Her programın hayırlı olsun, güzel olsun, daim olsun. Amin. Yani böyle bizler gibi insanları en azından izleyiciyle buluşturan bir köprü olsun hep diyorum. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler kardeşim. Bir tane güzel selfie ile bitireceğiz programı. Ayıp ettin. Okey. Geldi.